Şimdi müftüler çıkıyor, kadın bedeni üzerinden fetva veriyor. Kardeşim, haram lokma üzerinden niye fetva vermiyorsun sen? 6 yaşında kız çocuğu öyle mi olur, böyle mi olur? Annesiyle öyle mi olur, böyle mi olur? Kız kardeşiyle şöyle mi olur, böyle mi olur? Yani bu korkunç bir şey. Ama buraya biz nereden geldik? İlk defa Rize Belediye Başkanı AK Parti'nin bu açılım süreci esnasında çıktı, bir çözüm üretti. Ortalık yıkılmalıydı. Dedi ki bu çözüm için bunlara uğraşman gerek yok. Biz ikinci eş olarak Karadenizler, Türk kadınlarını alalım, bu meseleyi çözelim. Sonra çıktı birisi, dedi ki başı açık kadın perdesiz eve benzer. Samsun İl Başkan Yardımcısı. Ya kiralıktır ya satılık. Sonrasında Atatürk'ün annesine, Zübeyde Hanım'a genel evde çalışıyor dendi. Bu ülkede yer yerinden oynamalıydı. Bu ülkede bir hakim karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmemek lazım demiştir. Türkiye'de maddi değerlerin tamamı pahalandı. Manevi değerlerin de tamamı ucuzladı. Ben kendimi dindar kabul eden bir kadınım. Hiçbir zaman kadın bedeni üzerinden, cinsiyetim üzerinden bir tacize uğramadım. Ta ki bu bir zihniyet değişimi. Bu zaman oldu bu. 59 yaşındayken iftira ve tacize uğradım. Ben mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan cinsellik ve cinsiyet üzerinden abuk sabuk sözler görmek yerine ahlaka dair, imana dair konular. Bütün dinlerin ortak özelliği ahlak. Benim ailemin dindarlık mottosu şudur: yeme haram, söyleme yalan, kıl beşi kurtar başı. Bu aynı zamanda Anadolu İslamı'dır. Bunun içinde beden yok. Bu son dönemde oldu. Bu bir zihniyet. Bunu görmezseniz çözemezsiniz. Benim mitinglerimde kadınların yoğun olma sebebi de şu: kadınlar bu işten bıktı, usandı. Her seferinde tacize, tecavüze uğradıklarında acaba eteği böyle miydi, gülümsedi mi, gecenin o saatinde orada ne işi var gibi yorumlarla karşılaşmaktan. Tahmininizden öte bir travma var hepimizde.